Bildiğiniz gibi her ülkenin kendi adetleri ve gıdaların içermesinin yasak olduğu malzeme listeleri var. Evet, her zaman istediğinizi elde edemezsiniz. Ama bazen uğraşırsanız ihtiyacınız olanı alabilirsiniz. Ya da alamazsınız. Yerel marketinizin raflarında her zaman bulabildiğiniz şeyler dünyanın başka bir yerinde yasak olabilir. Bu sadece kültürel bir olgu değil, sağlık ve güvenlik meselesidir. O yüzden belki de bir sonraki alışverişinizde listenizi yeniden değerlendirseniz iyi olur. 1. Tavuk. Avrupa'da ve Büyük Britanya'da klorla işlem görmüş tavuk satmak 1997'den beri yasak. 2010'dan beri klorlanmış tavuk Rusya'da da yasaklılar arasında. Salmonella ve diğer bakteriyel enfeksiyonları engellemek için tavuk klorla yıkanıyor. Avrupa'da bu yöntemdeki yüksek klor içeriği, kanatlı hayvanlarda karsinojen yani kanser yapabilen madde oluşmasına sebep olduğu ve insan sağlığına zarar verdiği için tehlikeli kabul ediliyor. 2. Tahıl barları. Tahıl barları, yulaf ezmesi ve benzerleri dünyanın dört bir yanında en sağlıklı gıdalar arasında değerlendirilir. Temel vitaminler ve besinler açısından zengindir. Ancak Danimarka'da bu ürünler 2004'ten beri yasak. Danimarka Veteriner ve Gıda İdaresi'ne göre tahıl barları düzenli olarak tüketilirse çocukların karaciğerine ve böbreklerine olumsuz etki eden zehirli maddelerden aşırı miktarda içerir. 3. Çiftlik somonu. Doğada doğup büyüyen somon, omega-3 yağ asitleri açısından zengindir ve dolayısıyla insan sağlığına faydası şüphe götürmez. Oysa ki çiftlikte yetişen türü, balığı grimsi hale getiren tahıl, antibiyotikler ve diğer ilaçlarla beslenir. Balığa çekici pembe tonda bir görünüm vermek için sentetik maddelerle işlerler. Çiftlik somonunun Avustralya ve Yeni Zelanda dahil bir liste dolusu ülke tarafından yasaklanmasına şaşırmamak lazım. Somon çiftlikleri yakın zamanda Washington eyaletinde de yasaklandı. 4. Soya sosu. 2016'da Science Direct dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre yetişmiş soya fasulyesinin %82'si genetik olarak değiştirilmiştir. GDO'nun insan vücuduna etkisi üzerine kapsamlı çalışmalar yapılmadı ama GDO'lar bazı Avrupa ülkeleri, Rusya, Basra Körfezi ülkeleri ve diğer ülkelerde yasaklanmıştır. Üstelik soya sosunda tehlikeli bir kanserojen olan etil karbamat da bulunur. 5. Et. Sığır, domuz ve hindi eti çoğu zaman raktopamin ile üretilir. Bu hormon hayvanın daha hızlı kilo almasını sağlar. Bilim insanları bu etin insanlar için zararlı olabileceğine ve kalp damar hastalıklarına neden olabileceğine inanıyorlar. Raktopaminle üretilen etler Avrupa Birliği ülkeleri, Çin ve Rusya dahil 160 ülkede yasaktır. 6. Cips. Bir sentetik yağ maddesi olan olestra içeren patates cipsi Kanada'da ve Avrupa'da yasaktır. Ürüne yağ, kalori veya kolesterol eklemez. Ama bu takviye vücudun faydalı maddeleri ve vitaminleri özümsemesini engelleyerek ciddi mide sorunlarına neden olabilir. One Journal, sağlıklı çocukların olestra içeren patates cipsi yerken ve yedikten sonra mide sorunları yaşadığı iki vaka bildirdi. Genellikle light ibaresi olan patates cipslerinin üretiminde kullanıldığını dikkate alın. Belirli türlerdeki peynir, margarin, kraker, dondurma ve diğer ürünlerde de bulunabilir. 7. Elmalar. Amerika Tarım Bakanlığı'nın 2014'te yürüttüğü bir denetlemede elmaların %80'inde dünyanın dört bir yanına ihraç edilebilmeleri için meyveleri uzun süre taze tutan difenilamine rastlandı. Difenilamin, DPA olarak da bilinir. DPA, Avrupa'da kansere neden olabilen zararlı bir madde olarak değerlendirilir. Bu yüzden Avrupa'da 2012'den beri yasaktır. 8. Sakız. Sakızların konvansiyonel şeker kullanmadan çok tatlı hale gelmesi ve uzun süre çiğnenebilir kıvamda kalması için kimyasal içeriğe sahip olduğunu tahmin etmek zor değil. Birçok sakız iki koruyucu madde içerir. BHA ve BHT. Bu maddeler Japonya'da ve Avrupa Birliği ülkelerinin bir kısmında yasaklanmıştır.
Bu kimyasalların her ikisinin de farelerde kansere neden olduğu kanıtlandı. İnsanlar üzerinde de benzer etkileri olabilir. Bu arada sakız 1992'de Singapur'da yasa dışı ilan edildi fakat bunun bileşimiyle bir alakası yoktu. Yetkililer şehir caddelerini temiz ve lekesiz tutmak için sakız kullanımını yasakladı. 9. Jöleli tatlılar. Avrupa Komisyonu'na göre küçük kaplardaki jöleli tatlılar küçük çocuklar için aşırı derecede tehlikeli. Çünkü boğulma tehlikesi yaratıyorlar. Bu tatlılar nemle karşılaştığında şişen ve boğaza yapışabilen konja adlı bir madde içerebiliyor. Bu tatlı Avrupa, Avustralya ve diğer bazı ülkelerde yasaklanmıştır. 10. Narenciye aromalı gazlı içecekler. Bromlu sebze yağı yani BVO, turuncu renkli gazlı içeceklerdeki ana maddedir ve zehirli bir kimyasaldır. Narenciye tadının taze kalmasını sağlar ve dağılmasını önler ama insan vücudunda birikir. BVO içeren gazlı içecekleri çok miktarda tüketmek sizi bazı ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya bırakabilir. Bu hastalıklar cilt ve sinir sorunlarından hafıza kaybına kadar çeşitlilik gösterir. İşte bu yüzden Avrupa ve Japonya'da yasaklanmıştır. 11. Ekmek. Ekmek, lavaş, sandviç ekmeği, kıtır ekmek ve benzerlerini üreten birçok Amerikalı imalatçı, onları daha esnek kılmak için ağartılmış hamura potasyum bromat katıyor. Bu fırınlama süresini ve maliyetini düşürmelerini sağlıyor ama yüksek miktarda tüketildiğinde tüketicilerine ciddi derecede böbrek ve sinir sistemi hasarı veriyor. Brezilya, Kanada, Çin, Avrupa Birliği ve başka bazı ülkelerde yasaklanmasına şaşırmamak gerek. 12. Kutulanmış makarna. Belirli türlerdeki kutulanmış makarna, dondurulmuş yemekler ve ambalajlı unlu mamuller, ADA yani E927 olarak da bilinen azodikarbonamit içeriyor. Bu madde Avrupa ve Avustralya'da yasaklandı. ADA, unu beyazlatmak için kullanılıyor ve ürünü daha uzun süre taze tutuyor. Bu madde alerjilere ve astıma neden olabiliyor. 13. Çiğ süt. Çiğ ve pastörize edilmemiş süt Avrupa'da, özellikle de Avusturya ve İsviçre'de o kadar yaygın ki oralarda bu ürünü satış otomatlarından bile alabiliyorsunuz. Ne var ki çiğ süt Amerika Birleşik Devletleri'nin yarısında son 30 yıldır yasaklanmış durumda. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, ciddi mide rahatsızlıklarına ve bazı ender vakalarda yaşamı tehdit eden hastalıklara neden olabilen zararlı bakteriler ve mikroplar içerebileceği konusunda uyarıyor. 14. Süt ürünleri. Çiğ süt, Amerika'nın büyük bir kısmında yasa dışı ama birçok süt ürününde yer alan RBGH sentetik hormonu öyle değil. Bu hormonun süt üretimini arttırması bekleniyor ama ona maruz kalan ineklerde kısırlığa ve antibiyotik direncine neden olduğu biliniyor. İnsanlar üzerinde de benzer etkileri olmadığından %100 emin olamazsınız. RBGH belirli kanser türleriyle de ilişkilendiriliyor. Kanada, İsrail ve Avrupa Birliği'nde yasaklanması boşuna değil. 15. Hazır patates püresi. Hazır patates püresi üretmek için sıklıkla bütil hidroksiyanisol kullanılır. Biz ona BHA ya da E320 diyerek işimizi kolaylaştıralım. Amerika Ulusal Sağlık Kurumu birkaç araştırma yaparak bu koruyucunun insan sağlığına zararlı olma ihtimali bulunduğu sonucuna vardı. BHA donmuş gıdalar, çorbalar ve mayonez gibi başka ürünlerde de bulunabiliyor. Bu madde Japonya'da ve bazı Avrupa ülkelerinde yasaklanmıştır. 16. Yapay gıda boyaları. Tahıl ve fırınlanmış ürünlerden şeker ve gazlı içeceklere kadar bir sürü yiyecekte yapay boyalar bulunur. Bu boyalar yiyeceğin daha güzel görünmesini sağlar fakat petrol türevi kimyasallardan üretilirler. Evet, benzin üretiminde kullanılan petrolden bahsediyoruz. Yapay gıda boyaları oldukça zehirlidir. Üstelik alerjik reaksiyonlara ve sinir hücresi bozulmasına sebep olduğundan sağlığınız için gerçekten tehlikelidir. O yüzden Avusturya, Finlandiya, Fransa, Norveç ve İngiltere gibi ülkelerde yasaklanmıştır. 17. Margarin. Trans yağları tüketmek metabolizma sorunlarına, yüksek tansiyona ve kalp damar hastalıklarına sebep olabilir. Trans yağlar en fazla margarinde bulunur.
ürünün ağırlığının %15'i kadarını oluşturur. Trans yağlı yiyecekler Kanada, Danimarka ve İsviçre'de yasaklanmıştır. Diğer birçok ülkede de yiyeceklerde kullanılan trans yağ miktarını kısıtlayan yasalar vardır. Bu da yasaklı gıdaların bonusu. Yiyeceklerin hepsi içerdikleri maddelerden dolayı yasaklanmıyor. Bazı durumlarda bu, geleneklerle ya da hayvan hakları ile ilgili olabiliyor. Mesela Fransız lezzeti kaz ciğeri ya da yağlı kaz ciğeri, bazı Avrupa ülkeleri, İsrail, Hindistan, Arjantin ve bazı Amerikan eyaletlerinde yasaktır. Yasaklanmasının nedeni hayvan istismarıdır. Kuşlar daracık kafeslerde tutulur ve ciğerleri boyutunun 7 ila 10 katı kadar büyüyene dek bir tüp kullanılarak zorla beslenirler. Fransız okullarında patates kızartmasının yanında ketçap verilmesi haftada bir seferle sınırlandırılmıştır. Bu sınırlamanın nedeni yerel mutfak geleneğini korumaktır. Kinder Surprise yani sürpriz yumurta çikolatalarına gelirsek, mevzuat yüzünden Amerika'da yasaktır. 1938'de kabul edilen bir yasak, küçük çocukların onlar yüzünden boğulmasını engellemek için gıda ürünlerinin içinde yenilemeyen herhangi bir nesne olmasını yasaklar. Şaşırtıcı ki her yıl bir sürü insan Amerikan sınırından on binlerce sürpriz yumurta geçirerek bu yasağı çiğnemeye çalışıyor. Fakat geçiremiyorlar. Bunun bazı hayranları yasayı değiştirmek için dilekçe bile verdi ama şu ana kadar başarılı olan olmadı. Ama üzülmeyin, bu tatlı ürünün yeni bir çeşidi yakın zamanda Amerika'da piyasaya sürüldü. Birbirinden ayrı olarak paketlenmiş iki yumurta yarısı oyuncağın çikolatayla temas etmesini engelliyor. Peki ya siz? Listede vazgeçmeye hazır olduğunuz yiyecekler var mı? Ya da bunlar hakkındaki fikriniz nedir? Aşağıdaki yorumlarda bana anlatın. Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz bu videoyu beğenin ve arkadaşlarınızla paylaşın. Ama durun, hemen bir yere ayrılmayın. Seyredebileceğiniz 2000'den fazla harika videomuz var. Yapmanız gereken tek şey sağdaki ya da soldaki videoya tıklayıp keyfini sürmek. Hayata olumlu bakın.